Biz olsak ne yapacağız? Allah'ın izniyle olacağız. Manevi kalkınmayı planlı bir şekilde başlatırız. Bütün mekteplere Kur'an dersi koyarız. Bütün mekteplere ahlak dersi koyarız. Çocuklarımıza helali haramı, dünyayı ahireti öğretiriz. Bu öğretilmeden anarşinin çaresi yok. Biz niçin çırpınıyoruz? Şu milletin on binlerce evladı ölmeden, herhangi bir memleket evladının da kafasına bir anarşi kurşunu gelmeden, bu milletin evlatları olarak gelin dedemizin bin yıl sarıldığı sağlam yolu görelim. Sağlam yola sarılalım. Bütün vali, kaymakam ve emniyet müdürlerini, içlerindeki fedakar kıymetli kardeşlerimi elbette huzurlarınızda şükranla yad ederek söylüyorum. Yeniden gözden geçiririm. Ve hakikaten anarşi meselesinde başarı kazanacak ciddi, tarafsız insanlardan bir yönetim kadrosu kuralım. Bilhassa okullara konacak olan idareciler de çok mühimdir. Okullarda konacak olan idareciler ile okullardaki anarşik olayların mihraklarını, kaynaklarını gelişmeden çürütmek mümkün. Polisin politize olmaktan kurtarılması lazım, bir. Polisimizin adedi azdır, iki. Polis kadrosunu 100.000'e çıkartmaya mecburuz. Polis kadrosunu eğitmeye mecburuz. Polisi yeniden modern silahlarla teçhiz etmeye mecburuz. Şu milletin geceliğin yastığa başını rahatça koyacağı şekilde bugün asgari 100.000 kişilik eğitilmiş, yetiştirilmiş polis kadrosunun kurulması lazım. Gerçekler milletimize anlatılmalı. Bu milletin evlatlarına Siyonizmin planlarına alet olmayın. Anarşiden hayır gelmez. Yabancıların bizi yıkmak planına alet olmayınız.